1895'te ki lakap Ermeni... Değil. Bu bir iftiradır. Lakap ya da iftira. Yani ben böyle evet. diyorum. Yani bu onun doğru olduğu anlamına içermez. Ben sizin şeyinize saygı gösteriyorum. Siz de benimkine. Lakap deyince lakap şimdi yani nedir? Kızıl Sultan tanımlaması. Avcı Mehmet yani avcı. Ya kelimelerin şey, şeyine Kızıl takılmayalım. Kızıl Sultan demek başka bir şey. Yani kelimelerin bir iftiradır. Kızıl hayvan. Siz iftira olduğunu düşünüyorsunuz. Kızıl hayvan falan da deniyor. Yani, şimdi Kızıl Sultan mı diyorsunuz yani Abdülhamid'e? Şimdi bir dakika bunu açık, demiyorum. Açık söyleyeyim ona göre. Ben bunu demiyorum. Yani başından eğer bakın, beni lakap deyince can lakap meşru bir ünvandır. Şimdi Mustafa Bey söz demagojisi yapmayalım. Hayır ne bakın olur, lakap diyorsunuz. Şimdi lakap nedir? Şimdi ben... Bir insanın almasından çok... şey olmadı. Ama bu lakabı Frans İttihatçılar vermemiştir. Ermeniler de vermemiştir. Fransız akademisine mensup bir Fransız vermiştir. O, adı da Albert Vandal'dır. 60'tır, fakat ne yazık ama ki Ermeni işte ondan, şeyleri buradan işte ben de izleyicilerimize bu Kızıl Sultan tanımının peki, nereden kaynaklandığını söylemeye çalışıyorum. Bakayım. Albert Vandal da bunu 1895'te... Siz sıfat diyorsunuz. Ben sıfat falan demedim. Pardon. Lakap dedim. Lakap dediniz. Yani ne fark eder? Laflara takılmıyor bu kadar. Ama benim başlangıçtaki konuşmamı dinlerseniz ben bunu Kızıl Sultan ve Ulu Hakan olarak tanımlamadım. Bilimsel olarak döneme bakmak gerektiğini söyledim. Abdülhamid'e Kızıl Sultan diyor musunuz, demiyor musunuz? Demiyorsanız onun zaman bunu bir Kızıl Sultan demediğim gibi... Yaptı olarak sunmanız lazım. Kızıl Sultan demediğim gibi Ulu Hakan da demiyorum. Abdülhamid kendi tarihi içerisinde... tanımlanması ve değerlendirilmesi bakın, gereken bir sultandır. Bir şeydir, birisine bir, olumsuz ya da onun hoşlanmadığı bir şeyi yakıştırmak başka bir şeydir. Lakap dediğiniz şey başka bir şeydir. Lakabı ben takmıyorum ki. Ama lakap Albert Vandal'ın mesela, tamam siz yasta görüyorsunuz. Bana, ben de Albert Vandal'ın taktığı bir lakam bana diyorum. Bana alçak diyorsa bu benim lakabım mıdır? Hayır değil. İftiradır. Bana ya bir tamam, yakıştırmadır. Yani işte, söz demagojileri yapmayalım. Kızıl Sultan da lakaptır diyemezsiniz. Yafta dahi olsa... Yafta diyeceksiniz. Tamam, yafta. Siz benim ne diyeceğime karar veremezsiniz. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum. Kusura bakmayın. Kabul etmezsiniz ama ben sizin lakabı, her şeyinize... Kızıl Sultan değildir. Ben Kızıl Sultan demiyorum zaten. Bunu siz Ermenilerin ve şeylerin verdiğini, iddiatçıların verdiğini söylüyorsunuz. Hayır, bunu çıkaran Fransız akademisine bakın, ben mensup... ne dedim? Ermeniler bunu... Bence bunu uzatmıyorum. Ermeniler bakın, bunu yermemiştir. Ermeni... Ya... Ermeniler Vandal'ın yani bahsettiğiniz neden kişinin bu, şeyi nedir? Sürümde Ermeni, olmuştur bu şey. Diasporasının sözcüğünü yapan birisi. Ben buna bir tanım birisi. Diyorum. Neden bu sürümde olmuştur? Çünkü Fransızcadan tercüme edilip bu yaygın olarak kullanılmıştır bugüne kadar eğer Abdülhamit'i böyle değerlendirmek isteyenler varsa. İngilizler bambaşka bir lakap takmışlardır fakat Fransızların şeyi buna uygun olmuştur bu tanım. Demek istediğim sizin söylediğiniz şeye bir bilgiyle ekleme yapmaktır. Yani bu kelimeler arasında beni yani, değil midir değil midir diye itham edemezsiniz. Yani böyle bir şeyim olmadığını ilk başlangıçta söyledim zaten. Bilimsel olarak yani, bakıyorum buna. Ne Kızıl Sultan'dır ne Ulu Hakan'dır. Terimleri daha dikkatli kullanmakta fayda vallahi, var. Valla izin yani, verin onu ben kendim bugün, yapayım. Üzerinde konuştuğumuz kişiyi bu bir tanımdır. Siz bunu kabul edersiniz, yani etmezsiniz. Bir iftirayı lakap olarak değerlendirirseniz siz iftira dersiniz. Ben bunu Fransızların bir tanımı ve çevrildiği için Türkiye'de çok yaygın kullanımı olduğunu düşünürüm. Şimdi kimse kullanmıyor bunu. Bundan 20 yıl önce daha çok kullanıyorlar. Ama bizim amacımız burada onun Kızıl Sultan ya da Ulu Hakan'da... Bunu kullanan herkes Ermeni ağzıyla konuşuyor. Ermeni diasporasının ağzıyla Abdülhamid'e Kızıl Sultan diyor. Bunu açıkça söylüyorum ben. Eğer ben böyle, kesin ithamlarda konuşmam. Yerine, ben böyle zaman, kesin hükümlerde konuşmam Mustafa Bey. Kimseyi bunu benimle bunu şey ben yani bununla beni itham edemezsiniz. Ben de böyle kesin yani bilimde kesinlikler yoktur. Şimdi bunu yurt dışında özellikle bu Ermeni isyanlarının gündeme gelmesiyle birlikte Fransız kamuoyunda ve özellikle Ermeni diasporası bunu aldı, üzerine kitaplar yazıldı bilmem, dergilerde makaleler çıktı, karikatürler, eli kanlı bir sürü üstü başı kan içerisinde kan içen bir sultan olarak şey yaptı ve bizim Jön Türkler de oradan bunu alarak Türkçe'ye tercüme ettiler. Yani Sultan Ruj ifadesini aldılar Kızıl Sultan diye, Kırmızı Sultan diye. Bunu da bir Fransız vermiştir. Ben araya girmek zorundayım. Bu Ermenilerin affedersiniz. Mustafa Armağan. Bir iftiradır ve bunu biz kullanırken tırnak içinde. Mustafa Armağan. Bunun ona atfedilen bir şey olduğunu ama lakap olmadığını
söylememiz lazım. Valla ben istediğim Mustafa gibi kullanırım. Mustafa Armağan, şimdi ben burada çok bir tartışma ben şeyi görmüyorum. Ben de görmüyorum ama siz çok şimdi, biraz duygusal Mustafa bakıyorsunuz. Mustafa Armağan, gerçekten. Ya buna saygı da duyarım. Bir insanı gerçekten sevebilirsiniz. Ülkeye hizmet etmiş bir insana Kızıl Sultan lakabını herhangi bir çekince koymadan, herhangi bir rezerv koymadan bir şekilde aman kullanmasını canım, yani bu, ben kabul edemiyorum. Siz açıkçası kabul edemezsiniz ama sizin de bir sürü çekince koymadan kullandığınız tanımlar var. Isterseniz. Ben size hiç Nevin şey yapmıyorum. Gelince söyleyin, onları tartışalım. Ben böyle bir tartışmayı gereksiz bulurum. Buyurun. Yani temel bir tartışma bu.